Tabii Merih Demiral'la ilgili de bir süreç var. Hızlıca onun sevincini de hazırlamıştık. Bir ekrana getirelim, buraya verelim. Bozkurt işareti yapması şöyle biraz daha öne geleyim, gol evet. Sevincinde. UEFA... Hani maçın adamı diyenler de oldu. Yani en çok konuşulan isimlerden evet. Biri olmayı hak ediyor. Evet, kesinlikle. Turnuva tarihindeki en erken de golümüzü kaydetti Merih Demiral. 58. saniye olması lazım. Hatta ben o golü izlediğimde nasıl yani 1-0 öne geçtik falan diye yani dakika bir görmem gol bir dedikleri var ya, onu biz yaşadık evet, işte dün. Aynen öyle. Ama bu sevincine UEFA bir soruşturma başlattığını açıkladı. Şimdi Merih Demiral'ın da bu arada bu sevinçle ilgili yapmış olduğu bir açıklama var Sümeyye. Biz bir ses kesmiştik. Bir yönetmenimize soralım. Dinleyin. Eğer hazırsa onu dinleyelim. Sen orada evet, bana hazır. Söyle lütfen. Tamam bence bir... Hazır değil, tamam birazdan. Bu arada ben de şey söyleyeyim size. Devlet Bahçeli de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Hı hı. Sosyal medya hesabından paylaştı. Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın gol sevincini bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş dedi. Hı hı. Uzun bir tweet. Şimdi Demiral'in sesi hazırmış Merih'in. Onu biz bir dinleyelim. Sonra senin de söyleyeceklerin var belli ki. Please raise your hand. Ya manası... tabii ki gol sevincimde öyle bir şey yapmam. Dediğim gibi tribünlerde de gördüm öyle hareket yapan. Yani Türkiye'de bunu nasıl açıklayayım? Türkiye'de tabii ki hepimiz Türk'üz. Türk olmaktan da gurur duyuyorum. Bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincinde öyle bir sevinç yaptım. Çok gayet normal. Türk taraftarlarımız da bizde gurur duyuyor. Dediğim gibi inşallah daha yapmaya devam ederiz. Ama tabii ki herhangi bir mesaj ya da herhangi bir şey yok. Dediğim gibi sadece ne kadar gururlu olduğumu, ne kadar mutlu olduğumu göstermek istedim. Seçil izledik sesi. Evet. Açıklamayı aslında da gördük. Aslında herhangi bir amacım yok dedi Melih evet, Demiral. Bu arada ben şöyle bir şey gördüm ki sen buraya geleceğin için özellikle bilhassa baktım. Almanya İçişleri Bakanı şöyle demiş. Bu sevinçle işte şu bozkurt işaretiyle bizim arkamızdaki. Türk aşırı sağcıların sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok diyor. Almanya İçişleri Bakanı Avrupa Futbol Şampiyonası'na ırkçılık için bir platform olarak kullanmak tamamıyla kabul edilemez diyor. Ve UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz diyor. Kim diyor? Almanya İçişleri Bakanı. Şimdi Fatih Bey de aramıza katıldı. Fatih Demirkol'a da hemen bir hoş geldin diyelim. Sonra devam edelim. Fatih Bey, Seçil'i tebrik ettim. Skoru bildiği için sizi atlamak istemem doğrusu. 2-1 demiştiniz. Bu zafer siz önce... hepimizin Fatih Demirkol değil mi? Tabii öyle. Ben Seçil'den kopya çekmiştim. O yüzden Seçil'i tebrik edelim. Yani mutlaka gol olacaktı. Onu söyledik. Yani iki tarafta gol atacaktı. Onu bekliyorduk. Hı hı. Ama bizim beklentimizin çok ötesinde çok disiplinli bir milli takım vardı. Tebrik etmek lazım. Sizin az önce kaldığınız noktadan şu an ekrandaki fotoğraftan devam edelim. Lütfen. Almanya İçişleri Bakanı'na eğer ulaşma şansınız varsa Sümeyye Hanım ona deyin ki Bellingham hareket çektiği zaman neredeydi acaba? Alman tribünlerinin o harekete yeri var da bir Türk çocuğunun Orta Doğu'da, Orta Asya'da düzeltiyorum Orta Asya'dan efendim Avrupa'nın batısına kadar her yerde var olan Türklerin tarih boyunca kurtların özellikle bizim adımıza ayrı bir yeri olduğu için kurt işaretinin yapılıyor olmasını orada niye rahatsızlıkla karşılıyor anlayamadık. Önce Bellingham'la ilgili Bellingham'ın hareketinin anlamını bir bence öğrenmeli. Sonra bu hareketin sadece efendim ırkçılık için değil aslında Türk boylarının tamamında tarih boyunca kullanılan bir hareket olduğunu ve Türk olduğum için gurur duyuyorum, bir Türk forması giydiğim için gurur duyuyorum diyen bir çocuğun oradaki o hareketine bu kadar takılıyor olmasını kendisine sormak isterdim aslında. Tabii bilmiyorum bu soruları duysa bu konuyla alakalı gerçekten de düşünüp cevap verir mi? Onu bilemiyorum. Maçla ilgili, buyurun lütfen. Çok ya merak ettiğim için soruyorum hızlıca. Vaktiyle yaşanan bir örneği var mı bunun geçmiş zamanda? Yine bir Türk futbolcu bir hareket yapmıştır. Karşılığında da şu yaptırım uygulanmıştır. Hani bir soruşturma diyoruz. Sonucunda ne çıkar? Tabii ki hiçbirimiz hukukçu değiliz ama örneği varsa bilmek isterim. Hani neyle karşılaşabileceğimizi en azından yorumlamak adına. Yani ben turnuvalarda yani hem Dünya Kupası hem de Avrupa Futbol Şampiyonası gibi turnuvalarda hatırlamıyorum. Fakat
İtalya'da daha önce Lazio'lu futbolculardan, işte İngiltere'de bazı oyunculardan Nazi selamı sebebiyle soruşturma açıldığını ve bariz Nazi hareketi yaptıkları için cezalar aldıklarını hatırlıyorum. Tabii bir bakmak lazım o dosyalara ne almışlardı ve turnuvada fark ediyor. Ligde yaptığınız zaman o hareketi ya da bir kupa maçında yaptığınız zaman ne alırsınız? Turnuvada Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ne olur? Burada yani onlar önce kendilerine bir bakmaları lazım bence. Irkçılığın alası şu anda Avrupa'da yapılıyor. Almanya'da da özellikle Nazi hareketleriyle ilgili ve hem de bizim vatandaşlarımıza karşı sonu çok acı noktalara varan bir sürü hareket yapıldı. O zamanlar yoktu Almanya Dışişleri Bakanı. Şimdi bir Merih'in hareketini görünce mi bir anda efendim ırkçılık karşıtı oluverdi bilemiyorum. Fakat özellikle bir tarihi okuması gerekiyor. Bu hareketin nereden geldiğini bir anlaması lazım ve o formayı giyen bir çocuğun Türk olduğu için gurur duyduğunu ifade etmesinin gayet normal olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla alakalı Bellingham'ı es geçen UEFA'nın Merih'e bir şey yapabileceğini düşünmüyorum işin açıkçası. Bellingham'ın hareketi çok net. Eğer kabul ettiyse Almanya Dışişleri Bakanı'na da gitti o hareket. Ona sesini çıkarmıyorsa Merih'in hareketi hiç kimseye değildi. Kendi gururunu dile getiriyor. Evet, yani oyuncu da gerçekten maçtan sonra hani sanki yanlış bir noktaya çekilebileceğini öngörerek ben aslında herhangi bir mesaj burada vermedim. Türk'üm, Türklüğümden dolayı gurur duyuyorum. Hatta tribünlerde bu hareketi yapan taraftarlarımız olduğunu gördüm ve ben de yaptım. Hani herhangi bir noktaya çekilmesini istemiyorum. Ben çünkü herhangi bir mesaj vermedim de demişti Merih Demiral dün yaptığı açıklamada ki maçın da oyuncusu. Gerçekten çok da yani golleri zaten keşke bunu özellikle değil de biz o sevinci konuşabilsek, birinci dakikada gelen golü konuşabilsek ve sonrasında bir şeye bakıyorum bir yandan, hani Devlet Bahçeli bununla ilgili sonrasında daha uzun bir paylaşım çünkü bir şey söylemiş mi diye, bu soruşturmanın başlatmasının maksatlı olduğunu düşündüğünü söylemiş Bahçeli, özet geçiyorum, UEFA'nın başlattığı soruşturmayı da kınıyorum demiş aynı zamanda. Evet, şu anda da evet, tweet geldi. Uzun olduğu için hepsini okumadım ama bu minvalde açıklamalar yaptı MHP lideri de. Keşke dediğim gibi değil mi Fatih Bey? Bunu hiç konuşmuyor olsaydık. Yani, buyurun. Evet evet. Yani çok basit bir soru var burada. Alman bir futbolcu Alman olduğu için gurur duyduğunu ifade ettiğinde Alman Dışişleri Bakanı aynı tepkiyi gösterecek mi? Ya da İtalyan bir futbolcu İtalyan olduğum için gurur duyuyorum deyince hemen soruşturma açılacak mı? Buna bakmak lazım. Yani sonuç itibariyle burada üzerinde durmamız gereken konu şu. Bu hareket belli bir ırkçılıkla ilgili, ırkların ayrılığıyla ilgili ve benzeri anlamda değil. Melih açıkça söyledi. Türk olduğum için gurur duyuyorum anlamında yapılmış bir hareketti. Bu kadar basittir aslında. Bence maçı da konuşmalıyız. Çünkü sıra dışı bir oyun vardı. Dün biz sizinle yayınlarımızda ısrarla dile getirmiştik. Oyun disiplininden kopmamak lazım. Duygusal olmamak lazım. Maçın 90 dakikası boyunca büyük bir kontrolle ve büyük bir oyun formasyonunu koruyan anlayışla sahada olmalıyız demiştik. İşte tam da öyle bir oyundu. Birinci dakikada gelen gol bizim için harikulade oldu. Avusturya yüksek toplardan, özellikle duran toplardan gol yemiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam son 16 maçtır yemiyordu. Ama biz onlara aslında duran toplardan 2 gol birden atarak bu noktadaki zaaflarını çok iyi değerlendirme şansı bulduk. Arda'nın harika ortaları, 6 pas içinde 3 net pozisyon vardı. İkisi gol oldu. Bir tane Merih vurdu, üstten avuta çıktı. Bu çok önemliydi. Ve daha önce Bayrami grup maçlarında İtalya, Arnavutluk futbolcusu 53. saniyede gol atmıştı. Merih de turnuvanın en erken ikinci golüne imza atmış oldu. Mert Günok'un kurtarışından bahsettiniz. Evet. Çok doğru. Bir penaltı 0.76 gol beklentisi üretir. Beklentisi vardır. Yani 100 defa vurursanız 76'sı gol olur anlamını taşır. Az önce sevgili Seçil anlatmıştı. 90 küsür mü buradaki demişti? Buradaki vuruş 100 kez vursa denese 94 kez gibi bir orandan bahsetmişti. Girebilir oran. Yani hakikaten müthiş bir kurtarış. Yani şu anda da evet. Tüylerim yine diken diken oldu şu an bu fotoğrafa bakınca. O an canlandı aklımda. Buyurun Fatih Bey devam edin lütfen. Evet yani sıra dışı performanslar vardı. Buna ihtiyacımız vardı kazanabilmek için. Çünkü karşımızda
Fransa'nın çok çok zorlandığı, Hollanda karşısında mükemmel bir futbol oynayan ve Hollanda'yı 3-2 mağlup eden, Polonya'yı sağdan silen bir takım vardı. Dolayısıyla yani bu kadar organize ve bu kadar kompakt oynayan bir takım karşısında bizim de çok organize olmamız gerekiyordu. Montella'yı takdir ve tebrik etmek lazım. Oyun kurgusu olarak, özellikle takım savunması olarak çok iyi bir senaryoya çalıştırmış oyuncuları. Üçlüyle hücum ettik, beşliyle savunduk ve ön alanda Arda'nın özelliklerine baktığımız zaman Arda box to box oynayabilen bir oyuncu değil. Top ayağına geldiğinde çok ekstra işler yapıyor ama adam kovalamak, savunma yapmak anlamında o beklenen yüksek enerjiyi gösterebilecek bir yapı da değil zaten. Dolayısıyla onu biraz daha konfor alanına ulaştırabilmek için bütün takıma farklı görevler vermiş ve Arda'yı da daha rahat ettirebilmek için de ciddi bir çalışma yapmıştı. Bunların hepsi sahada çok iyi uygulandı. Sonuç itibariyle istediğimizi aldık. Artık gözümüz cumartesiye döndü. Cumartesi günü inşallah Hollanda'yı da geçerek yarı finali konuşmaya başlayacağız umuyorum. Arda Güler 19 yaşındaki yıldızımız. Ronaldo ve Wayne Rooney'nin ardından 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol atan hem de asist yapan 3. oyuncu da olmuş. Bu parantezi de açalım. Elimde bekliyordum böyle hemen bir yerde söylemek için. Sen de golünü attığına göre. Yani bu oyunla da biraz da Hollanda maçını konuşalım. Lütfen, neler evet. bekliyoruz. Sümeyye açılışta bana tahminimi sordu. Ben de daha çalışmalara başlamadım demiştim ama hissiyatım özellikle dünden sonra yine Hollanda engelini de aşacağımız yönünde. Sonrasında da zaten İngiltere, İsviçre, yani inşallah olursa oradan gelecek takımla yarı finalde eşleşeceğiz. Fatih Demirkol, sen neler söylersin Hollanda maçı ile ilgili? Teknik direktörler sürekli derler ki merdiven basamak basamak çıkılır. Evet. Önce ilk maç, her zaman ona odaklanmak lazım. Sonrasını bakarız, sonra düşünürüz, sonra tartışırız. Hollanda özellikle Romanya karşılaşmasında beklenen futbolunu oynadı. Turnuvanın başından beridir onlar da ciddi sorunlar yaşıyorlardı. Hatta Koeman dedi ki eğer takım reaksiyonu göstermezsek, gerektiği gibi reaksiyon göstermezsek bu son maçımız olur dedi maç öncesinde ve maçın gidişatında da o reaksiyonu gördük biz. Özellikle akışkan bir oyunu tercih ediyorlar. Çok hızlı oynuyorlar ve o hız oyunuyla birlikte topun hızını artırarak rakibin dengesini bozuyorlar. Büyük boşluklar oluşturuyorlar rakip savunmada ve bu boşlukları çok iyi değerlendiriyorlar. Gakpo maçın yıldızıydı. Sıra dışı bir performans sergiledi. Ama sadece Gakpo değil, takımda büyük yıldızlar var. Ake var, Van Dijk var. Ön alanda özellikle sağdan akınları Inter'deki gibi sürükleyen Dumfries var. Dolayısıyla bu dünya yıldızı oyuncularla birlikte biz sahada en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Bizim de yıldızlarımız var. Ama öncelikle onların zaaflarını tespit edip bu zaaflara göre hücum etmeli. Onların en güçlü yanlarını tespit edip onların en güçlü yanlarına göre de savunmamızı hazırlamamız gerekiyor. Bunun için zamanımız var. Takımın motivasyonu iyice yükseldi. Galibiyetler birleştirir, mağlubiyetler ayrıştırır diye bir cümle vardır. Bu çok sık söylenir futbolda. Bu galibiyetler bizi gerçekten birleştirdi. Dikkat ederseniz o turnuva başladığından beridir devam eden, özellikle takımlar üzerinden okunan tartışmalar da bir anda son buldu. Hep beraber sarıldık. Bütün evet. Türkiye, hatta yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte çok iyi bir enerji oluşturduk. Şimdi bununla birlikte devam etmemiz lazım. Orası bir yerde de ev sahibi takım gibi bizim yaşayacağımız bir nokta. Ve özellikle orada tribün üstünlüğünü de ele alacağız. Ev sahibi Almanya'dan daha çok tribünde taraftarı olan ülke olarak da ayrıca gurur duymalıyız bence. Şimdi... Tabii vaktimiz var, var mı? Var vaktimiz. Lütfen devam birkaç edelim. Birkaç cümle dış basınla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela Avusturya basınının önde gelen, yani yerel basında aslında atılan iki manşet benim çok dikkatimi çekti. Hangileri? Krone demiş ki Türkiye Avusturya'nın yaz masalını sonlandırdı. Ve Die Presse de masalın sonu parçalanan rüya başlığını attı. Yani bu oldukça gurur verici.
Yani kontraspor.com'da da tabii bu manşetler, hı hı, dış basına bizim galibiyetimiz ve çeyrek final biletini almamızın nasıl yansıdığı ile ilgili haberler de var. İzleyicilerimizle paylaşalım. Değil mi Fatih Demirkol? Yani böylesine güzel ve önemli bir galibiyetin yendiğimiz, geçtiğimiz, engeli aştığımız Avusturya basınına bu şekilde yansıyor olması bence ayrı bir gurur verici nokta diye düşünüyorum. Kesinlikle. Büyük bir hayal kırıklığı içindeler. Çünkü onlar takımlarının grup performansından sonra bizi rahat geçeceklerini düşünüyorlardı. Hatta bir sonra Hollanda ile karşılaşırız. Biz Hollanda'yı yenmiştik. Hı-hı. Yine yeneriz. Biz yarı finaldeyiz gibi yorumlar vardı. Ama Türkiye ile karşılaşacaklarını çok fazla hesaba katmamışlardı. Soğuk bir duş aldılar dün akşam. Ben asıl Hollanda basınına biraz daha odaklandım. Çünkü onlar da dün maçlar oynanmadan önce... Biz Romanya'yı geçeriz, oradan Avusturya gelir, Türkiye yener Avusturya. Grupta bir hesaplaşmamız vardı, bu kez çok daha dikkatli oluruz. Avusturya gelmese keşke, Türkiye gelse, Avusturya çok güçlü anlamında yorumlar vardı maç öncesinde. Ama maçtan sonra bu yorumları yapanlar da aslında Türkiye istiyorduk ama keşke Türkiye gelmeseydi. Çünkü bizim çok zorlandığımız, hatta mağlup olduğumuz, çözüm üretemediğimiz Avusturya karşısında Türkiye sahada tek kelimeyle oyunun hakimiydi. Böyle bir Türkiye karşısında biz ne yapacağız deyip bizim yıldızlarımızdan bahsetmişler. Özellikle Arda'dan bahsetmişler. Duran topları ne kadar iyi kullandığı ve Merih'in maçın yıldızı olduğunu ama Merih'i yıldız yapanın Arda olduğunu yazmışlar. Özellikle Ferdi'den bahsetmişler. Ferdi'nin kat ettiği kilometre ve maç içinde yaptığı aksiyonlar biraz önce sevgili Seçil anlattı. Dolayısıyla bizim oyuncularımızla ilgili Hakan'ın da dönecek olmasından bahsetmişler. Orkun'u çok iyi tanıyorlar. Orkun Hollanda'dan sonra şimdi Portekiz'de futbol hayatına devam ediyor ama Hollanda'da yıldızlaşmıştı. Orkun'un kalp cezalısı olduğu için oynayamayacak olmasından sevindiklerini ama Hakan'ın döndüğünü, bunun büyük bir tehlike olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla Hollandalılar şu anda Avusturya karşısındaki Türkiye'yi gördükten sonra ciddi manada tedirgin olmuşlar. Hatta Hollanda Devlet Televizyonu evet çeyrek finaldeyiz ama rakip Türkiye hiç kolay olmayacak şeklinde olayı KJ'lerinde değerlendirmiş. Dolayısıyla onlar da şu anda Avusturya karşısındaki Türkiye'yi gördükten sonra işi biraz daha sıkı tutmaya ve beklentinin ötesinde bir Türkiye ile karşılaşacakları için daha da ciddiye almaya takımı yönlendiriyorlar. Koeman burada maç sonunda tabii soruldu ona ama çok fazla bir şey söyleyemedi. Artık rakip Türkiye, iyi bir rakip, onlara hazırlanacağız dedi. Turnuvanın başından beridir çok fazla eleştiriliyordu. Elindeki kadroyu iyi değerlendiremediği ve istenen futbolu oynatamadığı şeklinde çok fazla eleştiri vardı. Romanya karşısında 3-0 kazanınca nihayet bir futbol gördük anlamında onunla ilgili yorumlar yapıldı. Ve şimdi o da biraz daha morallendi, toparlandı. Şimdi onlar Türkiye'ye çalışıyorlar, biz de Hollanda'ya çalışıyoruz. Şimdi cumartesi artık gözlerimiz çevrildi. Hollanda hakkında da birkaç bilgi vermek gerekirse tabii evet, senin de söylediklerine ek olarak Fatih Demirkol, teknik direktörleri Koeman dün Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldılar. 4-3-3 taktiğiyle sahaya çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Elemelerden sonra grupta da en iyi 3. avantajıyla son 16 biletini almıştı. Şimdi de artık bizim rakibimiz Hollanda ama tabii ki dünkü oyunu ve üzerine de koyarak bu inancımızı sürdürerek hem tabii ki saha içinde hem de bizler yani milli takımı destekleyen hem Almanya'da hem burada herkes bu sinerjiyi yaratarak bence biz bu engeli de aşacağız yani benim içime öyle doğuyor. Dün de çok renkli görüntüler vardı evet, bu arada. Mesela burada İstanbul'da birçok yerde dev ekranlar kuruldu. İşte sporun, futbolun birleştirici gücüne bir kez daha tanıklık ettik. Şu görüntüler mesela. Şu an ekranlarda. Dünkü Yeniçeri abiyi ben çok merak ediyorum bu arada. Batuhan'ın o da çok Batuhan'ın yayınında bizlerle birlikteydi. Yani inanılmaz görüntüler izliyoruz. Çok güzel. Ve bu halk her şeyi hak ediyor yani. Buna çok ihtiyacımız vardı. Son cümlenizi vardı. Alayım Fatih Bey, süremin sonuna geldim. Buyurun. Evet, buna çok ihtiyacımız vardı ve bunu futbol başardı. Ülke olarak böyle sarılmaya çok ihtiyacımız vardı. Yüzümüzün gülmesine çok ihtiyacımız vardı. Çok acı çektik biz. Şimdi hatırlatmaya gerek yok sevgili Sümeyye Yılancı. Her bülteninde yaşadığımız sıkıntıları, işte maalesef, afetler yaşadık. Savaşlar oluyor.
şehitlerimiz oluyor. Çok üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Ama bir şeylerin bizi bir araya getirmesi, tekrar kenetlemesi ve bu heyecan, bu coşkuyu, bu sevinci yaşatması gerekiyordu. Bunu futbol başardı. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz millilerimize ve başarılar dileyelim. Fatih Demirkol ve Seçil Menteşe'de kez aynı şekilde teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Şimdi biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan Murat Üzel karşınızda olacak. Bizse saat başında görüşeceğiz.